Türkler nasıl Müslüman oldu? Kırgızistan dağlarındaki sahabe kabirleri ne kadar doğru? Hazreti Muhammed'i son gören ve vücuduna son dokunan sahabenin mezarı neden Semerkant'tadır? İslam'ın Kur'an'dan sonraki ana kaynakları, hadisler neden Mekke, Medine, Kufe, Kahire değil de Orta Asya'da bir araya getirilmiştir? Süreverdi, Yesevi, Nakşi ve Gülşeni, Türkler hangi tarikatları kurdu ve neden Orta Asya'da kuruldu? İslam'ın iki itikat mezhebinden biri neden Türklerin yurdunda şekillendi? İmam Buhari'nin komünizm döneminde kaybolan mezarı nasıl bulundu, nasıl ihya edildi? İmam Maturidi ve nice alimin kabirlerinin bulunduğu mezarlık nasıl Yahudi mahallesine dönüştü ve sonrasında nasıl ihya edildi? Abdülhalik Gücdüvani'den Baba Semmas'a, Hoca Ahrar Veli'den Emir Külal Hazretlerine bu kutlu silsile bu coğrafyada nasıl teşekkül etti ve kimleri yetiştirdi? Türklerin tarihte bilinen ilk camileri, ilk kervansarayları, ilk namazgah ve ilk türbeleri hala ayakta mıdır? Kimler yaptırmıştır ve bugün nerededir? Orta Asya'dan öğrencileriyle İstanbul'un fethine kimler katıldı? Hangileri geri dönmeyerek Osmanlı'nın bu yeni başkentine yerleştiler? Cengiz Han, Orta Asya Türklüğüne nasıl bir etki bırakmıştır? Cengiz Han'ın bu coğrafyada izleri nelerdir? Harzemşahlar kimdir ve nerede kurulmuşlardır? Köhne Ürgenç ve Hiva'da Harzemşahlardan hangi izler kalmıştır? Kimilerine göre büyük bir kahraman, kimilerine göre zalim bir lider. Timur kimdir? Timurlar devleti nasıl kurulmuş? Hangi icraatlarda bulunmuş? Hangi eserleri vermiştir? Yıldırım Bayezid ile Timur mücadelesinin ardında yatan gerçekler nelerdir? Timur'un cenazesi Sovyet Rusya döneminde Moskova'ya nasıl kaçırılmış? Sonrasında aceleyle neden geri getirilmek durumunda kalınmıştır? Yeryüzünde ilk kez yıldız haritası Semerkant'ta mı çizilmiştir? Ulu Bey nasıl bir liderdir? Kimleri yetiştirmiş, nasıl öldürülmüştür? Semerkant'tan Eyüp Sultan'a ünlü astronom Ali Kuşçu'nun ilginç hikayesi nasıldır? Yıktırılan Semerkant rasathanesi asırlar sonra nasıl keşfedilmiş, günümüze ne kadarı gelmiştir? Şeybaniler kimdir? Orta Asya'ya damgalarını nasıl vurmuşlardır? Şeybani hükümdarlığının kabirleri neden Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin civarındadır? Nasreddin Hoca Orta Asya'da mı yaşamıştır? Buhara'daki merkebine ters binmiş hoca heykeli kime aittir? Semerkant'tan Buhara'ya, Ürgenç'ten Hiva'ya, Taşkent'ten Fergana'ya, Orta Asya'nın kadim Türk izleri bu atölyede. Cuma akşamları saat 20'de Zoom programı üzerinden canlı yaptığımız derslerimizi isterseniz sonrasında da defalarca izleyebilirsiniz. Ailecek izleyin. 4 atölyemize kayıt yaptıranlara Çanakkale ve Hicret derslerimizin bütün sunu resimleri hediye. Ders kaydı için gezikitap.com adresine gidin. Tarih atölyesine tıklayın. Tam 20 atölye ile tarihi keşfetmeye başlayın.